oldum be. Acımdan da ölüyorum. Midem sırtıma yapıştı. Ulan şu hale bak. Yavru kedi gibi kaldı sokakta be. Ha? Ne yapacağız, filmin başına döndük. Afedim ha. Afedim ha. Afedim. Danya'nın bak çok üşüdü. Karnı da çok aç. Bak söz veriyorum. Bundan sonra kupon mupon yok. Bak ne işte buraya yazıyorum. Aha yazıyorum bak. Vallahi bir daha kupon yaparsam ne olayım ya. Bak Allah şahidim olsun ki yok ya. Hadi afedim be. Acı bana ne olur be. Afedim. Lan biliyordum be. Afedin kıyamaz değil mi? Dalyanın böyle olmaz. Bu ne be? İyi. Afet teyzen nerede? Ha? Bunu o mu gönderdi? Ha? Üşüme diye ben getirdim. Sen mi getirdin? İyi. İyi git. Hadi git. Yiyecek bir şeyler de getir. Hadi yürü. Kız sen gir bakayım içeri. Yemek memek yok sana. Zıkkımın kökünü ye. Sen bizim rızkımızı beygilerde yemeden önce düşünecektin. Afedim ama yapma. Yapma böyle ne olur ya. Bak ben burada bu karda kışta kıyamette üşütür, hasta olur, ölürüm ya maazallah. Ay sende de ne ölecek göz var ya. Ay korkma hiçbir şeycik olmaz canım. Ne olur afedim be, acı bana ne olur, al beni içeri be. Ne olur. Hadi. Ağlar Raşit, ah. Kendin ettin, kendin buldun. Afedim, afedim sultanım. Ne olur bana bir kulak ver. Bana vermiyorsan vicdanına ver. Sen vicdanlı kadınsın. Ne olur aç kapıyı be. Ses vermiyor. Lan şu kadarcık vicdan yok mu be? Üşüdüm lan, dondum lan. İyi oldu değil mi? Yani çabucak hallettik. Ben de akşama kadar sıra bekleriz sanıyordum. Ama dilekçe verip çıktık hemen. Öyle. Başka bir zaman olsa bütün gün beklerdik ama... bugün şansımıza kimse yoktu. Aynen. Memurlar da sağ olsunlar çok yardımcı oldular. Başka zaman olsa akşama ederdik orada. Öyle. Sağ olsunlar. Başta Ceylan'la Fatih olmak üzere çok şaşıracak herkes. Evet çok şaşıracaklar. Çünkü çok ani bir karar oldu. Ama iyi oldu Nurşah çünkü doğru olanı yaptık. Uzatmanın manası yoktu. Artık sen de ben de kendi yolumuza bakarız. Ne oldu, niye iç çektin? Nefes. Aklıma nefes geldi de. Son buluşmamızı hatırlıyor musun? Hep birlikte yaşayacağımızı söylediğimizde çok mutlu olmuştu. Şimdi bu haberi alınca çok üzülecek. Ona bunu düzgün bir dille anlatmanın bir yöntemini bulmamız lazım. Nurşah yapacağımız bir şey yok. Kuşkusuz çok üzülecek. İstemese de alışacak çocuk sonuçta. Çabuk unutur. Umarım öyle olur. Umarım. Çünkü biz doğru olanı yaptık. Haklısın. Doğru olan buydu. Sonunda buldum seni. Her yerde seni arıyorum. Kardeşim.
kardeşim niye ağlıyorsun? Biri sana bir şey mi söyledi? Bana aşıkmış. Öyle söyledi annesini az önce. Aşk, sevdiğine inanmak değil midir Musa? Ben ona inandım. Hayatta hiç kimseye güvenmediğim kadar güvendim. Onun yaşadığını ben yaşasaydım, aynı onun gördüğünü görseydim, ben yine inanmazdım biliyor musun? Ne olursa olsun, kim ne derse desin onu dinlerdim. O öyle söylüyorsa öyledir derdim. Masum olduğumu öğrenmiş. Öğrendikleri onca yaralayıcı sözden sonra ne işe yarar? Artık bizim aramızda hiçbir şey eskisi gibi olamaz. Öyle değil mi kardeşim? Zaman her şeyin ilacı. Bu öyle bir yara değil Musa. Zaman sadece onu daha çok deşiyor. Beni yıkan ne biliyor musun? Yalancı olduğuma inanmasın. Şimdi bile alt üst oluyorum hatırladıkça. Soluğum kesiliyor. Yazık oldu Musa. İkimize de çok yazık etti. Haklısın. Bu haldeysek bunun tek sorumlusu benim. Ben gideyim. Yarın sabah gelirim. Ali okuldan dönünce... Sen onu merak etme. Ben yemeğini yedireceğim. Ağla ağla helak oldun. Sen git biraz dinlen. İstersen seni bırakayım. Yok ben giderim. Sen ben yokken Ali'ye göz kulak ol. Şimdi ne yapacaksın? Doğru. Biz boşanıyoruz. Artık aynı yerde kalmamız doğru olmaz. Ben kendime kalacak başka bir yer bakayım hemen. Dur dur sakin ol. Onu kastetmedim. Şu an ne yapacaksın diye soruyorum. Hani çalışacak mısın? Başka bir şey mi yapacaksın? Onu merak ettim. Aslında önce birazcık kafamı toplamak istiyorum. Anladım. Kahve içer misin? Ben kendime kahve yapacağım. Olur. Hayır demem bir kahve. Nurşah bir şey diyeyim mi? Boşanma ilanı gelene kadar bir yere gitmene gerek yok. Ama...
Merhabalar. Kenan ve Nurşah Çevik'le mi görüşüyorum? Buyurun, hoş geldiniz. Ben sosyal hizmet uzmanı Muzaffer. Kızınızın velayet durumuyla ilgili görüşmek üzere rahatsız ediyorum. Tabii, şöyle oturun lütfen. Buyurun. Söylediğim gibi, ziyaret sebebim üvey kızınız Nefes Karca'nın velayet işlemleri. Dosyasını etraflıca inceledim ve bir gariplik sezdim. İki husus hemen dikkatimi çekti. İlki, Nefes Karca'nın velayetinin dedesi Raşit Dikmen'e geçtikten hemen sonra evlilik akdinizin gerçekleşmiş olması. Bu tür evlilikler umumiyetle şaibelidir. Daha önce görevli bir arkadaşınız gelmişti. Bizimle ve komşularımızla görüştü ve olumlu bir rapor verdi. Oraya sonra geleceğiz. Nerede kalmıştık? Evet. İkinci husus, Raşit Dikmen'in velayet davasını geri çektiğini öğrenmiş olmam. Olabilir, davalar geri çekilebilir. Ama burada nazarı dikkati celbeden husus, bu müracaatın hemen ardından şu an içinde bulunduğumuz mülkün Kenan Çevik'ten Raşit Dikmen'e devrolduğunu tespit etmiş olmamız. Muzaffer Hanım. Müsaade ediniz. Yani bu dosyada hemen her şey baştan sona şaibeli. Nefes Karca'nın üstün yararını gözetmek bir kamu görevidir. Şunu bildirmek isterim ki, yıllarımı bu davalara vermiş bir uzman olarak bu olayın peşini bırakmayıp araştıracağım. Ne biliyor musun? Yalancı olduğuma inanmasın. Şimdi bile alt üst oluyorum hatırladıkça. Soluğum kesiliyor. Yazık oldu Musa. İkimize de çok yazık etti. Benim yüzümden ağlıyor. Asla. Seni asla affetmeyeceğim. Paranın, gücün, adın hiçbir işe yaramayacağı bir yerdesin evlat. Tek çare o kalbin kapısında, ateşin içinde yana yana beklemek. Sen yok olmadan o kapı açılır mı?
İşte orasını Allah bilir. Benim yüzümden ağlıyor. Hem de hala. Kardeşime mi baktın? O bugün erken çıktı, otele gitti. O çok üzgün, ağla perişan oldu. Biliyorum. Sen de öylesin enişte. İkiniz de çok üzülüyorum. Ama onu çok büyük haksızlık ettin be enişte. Onun hayatımda hiç böyle görmemiştim. Dilimi eşek alnıları soksun. Ama söylemeden duramayacağım. Galiba seni affetmeyecek. Biliyorum. Daha önce bir inceleme yapılmıştı dediniz. O bir ön soruşturmaydı. Kaldı ki her safhada en ufak bir kuşku duyarsak hemen müdahale edebiliriz. Dava geri çekildi diye her şey bitti sanmayın. Süreç işliyor. Sizi kontrol etmeye devam edeceğim. Bu evlilik gerçek midir? Nefes karcının velayet davası tapu karşılığında mı geri çekilmiştir? Hepsinin takipçisi olacağım. Şüphelerimin haklılığını ortaya koyan bir delil bulursam, gözünüzün yaşına bakmam. Bütün yasal sürecin takipçisi olmaya devam edeceğim yani. Hanımefendi. İşinize olan bağlılığınızı saygıyla karşılıyorum. Sonuçta eşim de ben de hukukçuyuz. Kanunların dışında bir şey yapmak aklımızın ucundan dahi geçmez. Ama kızımın ne istediğini ve ne arzuladığını da çok iyi biliyorum. O burada bizimle yaşamak istiyor. Eğer kızımın yararını gerçekten düşünüyorsanız, bunu da göz önünde bulundurmanızı rica edeceğim. Nefes için en doğrusuna biz karar veririz. Dosyasını inceleyip hükmümüzü ona göre vereceğiz. Tekrar görüşeceğiz. Tabii ki. Size iyi günler dilerim. Size de iyi günler. İyi günler. Ne yapacağız şimdi? Sosyal hizmetler evliliğimizi araştırırken boşanacak mıyız biz? Bu durumda boşanamayız. Dilekçe. Tüm yasal süreçlerin takipçisi olacağım dedi. Bu kadın dilekçe verdiğimizi bir öğrensin. O zaman işimiz iş.
senin ne işin var burada? Seni geri kazanabilmek için her şeyi, ama her şeyi yaparım. O gülümsemeni bir kerecik olsun görebilmek için gerekirse bütün dünyayı ayaklarına sererim. Bir yolunu mutlaka bulacağım. Kendimi sana affettireceğim. Benim hatamdı. Seni dinlemem gerekirdi. Bak, ben bu durumu düzeltmeye kararlıyım. Ne kadar zaman alacağı, neye mal olacağı hiç önemli değil benim için. Ne istediğimi de, ne yapmam gerektiğini de biliyorum çünkü. Bizim için... Biz diye bir şey yok. Benim seni affedecek gücüm kalmadı artık. O gücü ben vereceğim sana. Hala anlamıyorsun değil mi? Hala düzeltmekten bahsediyorsun. Yerle bir ettin sen beni. Darmadağın oldum ben. Burada bir enkaz var artık. Sen hala biz diyorsun. Biz yok. Ben eski kendimi bile bulamıyorum. Bu yıkıntının içinde. Senin gücün hiç yetmez buna. Sen izin verirsen yeter. Yeter ki sen vazgeçme bizden. Hiçbir şey korkutmuyor beni. Bin kere yıkılır, bin kere yeniden ayağa kalkarım ben. O gücü kendinde bulman için ne gerekiyorsa yaparım. Yeter ki bana izin ver. Kapıları kapatma. Gerçeğin ne olduğunu biliyorum artık. Bir suçun yok. Sen masumsun. Bunu artık biliyorum. Bir şey söylemeyecek misin? Masumum.
Öyle mi? Keşke bilmediğim bir şey söyleseydin. Ben bunu zaten sana söylemiştim. Masum olduğumu inanman için sana yalvardım. O zaman beni dinlemedin. Şimdi söylediklerinin hiçbir anlamı yok. Bizim yollarımız ayrıldı. O defter kapandı. Bana inanmadıktan, güvenmedikten sonra şimdi ne kadar pişman olursan ol, her şey bitti. Sen yüzüne kapanan o kapıyı fazlasıyla hak ettin Orhun Demirhanlı. Ama pes etmek yok. Onun yüzünü yeniden güldürene kadar durmak yok. Kadın her şeyi didik didik araştıracağım dedi. Ufacık bir açığımızı bile bulursa nefesin velayetini asla alamazsın. Farkındayım. Kolay kolay ikna olmaz o kadın. Her şeyin tepetaklak olmasına izin veremeyiz. Bir şeyler yapmamız lazım. Nurşah, adliyeye gidip şu boşanma dilekçelerini geri çekelim. Çünkü kadının elindeki tek koz bu. Üstümüze bununla gelebilir. Tamam, hemen gidelim o zaman. Hadi. Ay Allah'ım ya. Dur bak, tamam panik yapma. Panik yapmak işimize gelmez. Elim ayağıma dolaştı gerçekten. Bunların hepsinin sorumlusu en başında ben olmasaydım belki daha sakin olurdum. Dediğim gibi sakin kalalım. Hiç trafiğe falan da girmeyelim, metrole gideriz. Metroya kadar taksiye mi binsek acaba? Çok yol var. Burşah, taksi arayacak zamanımız yok. Sen durumun farkında değil misin? Farkında değil misin? Soru kılığında suçlama. Tam Kenan Çevik tarzı gerçekten. Farkında değil miyim sence? Elim ayağım birbirine dolaştı. Ya tamam, kusura bakma. Ne bileyim, taksi falan deyince ben kadının söylediği şeyleri unuttum sandım. Sen bir kere kendinle yüzleş önce. Bunların hepsinin sorumlusu sensin. Sorumlusu ben miyim? Ya ofiste az önce sen her şeyin tam tersini söylemedin mi? Bugün olanlardan bahsediyorum. Senin sinir bozucu tavrın yüzünden apar topar gittik, boşanma dilekçesi verdik. Yalan mı? Vallahi dilekçe vermek benim aklımda yoktu. Ta ki sen damarıma basana kadar. Nurşah, durduk yere kavga çıkaran ben değilim, sensin. Ha, bunların da sorumlusu benim yani, öyle mi? Asıl suçlu olan sensin. Allah Allah, Allah Allah. Her şeyi bilen kusursuz leydimiz, niye durduğunuzu öğrenebilir miyim acaba? Hani zamanla yarışıyoruz yani, gitmemiz lazım ya. Hem suçlusun hem güçlüsün gerçekten. Herkesten çok sesin çıkıyor. Ya sabır, ya selamet. Akıl mantıkla dile istersen. Sana en çok onlar lazım çünkü. Müzik
Sadece beni affetmeni istiyorum. İzin ver. Sana affettireyim kendimi. Bugünden başlayarak. Asla. Seni asla affetmeyeceğim. Efendim Halis abla. Hira kızım nasılsın? Sağ ol Halis abla. Bir sorun yok değil mi? Yok kızım bir sorun. Ali Paşa'm okuldan geldi de seni soruyor. Ona haber vereyim diyecektim. İyi ama değil mi? Merak etme bir şey yok. Musa yanında ilgileniyor onunla. Yani Ali bu işte biliyorsun. Seni sorup duruyor. Seni yanında istiyor kızım. Gelecek misin konağa? Ali'ye ne diyeyim? Tabii ki geleceğim. Birazdan orada olurum. Teşekkür ederim haber verdiğin için. Görüşürüz. Görüşürüz. Gelecek. Ali söz konusu oldu mu? Yok diyemedi tabii. Başka bir isteğiniz var mı? Sağ ol Halis'im. Oh be, rahatladım. Şu dilekçeyi çektik ya. Sen bir düşünceli gibisin sanki. Ya, dilekçeyi geri çektik ama çoktan kayıtları geçmiştir biliyorsun. Yani Muzaffer Hanım öğrenirse ki öğrenecek, resim onun için tamamen netleşmiş olacak. Haklısın. Bütün yasal süreçlerin takipçisi olacağım dedi. Of ya, biri bitmeden diğeri başlıyor gerçekten. Bak tapuyur ağaçta devretmemiz. Boşanma davasını geri çekmemiz. Zaten apar topar evlendi kadın için çok şaibeli bir durum bu. Bunları birleştirince gerçeğe ulaşması da çok zor değil. Tamam, şöyle yapalım. Biraz sakin olalım. Ve bir çözüm yolu bulmaya çalışalım. Bizim bir an önce Raşit'in yanına gitmemiz lazım. Çünkü Muzaffer Hanım illaki Raşit'in peşine de düşecek. Konuşmalıyız ki hazırlıklı olsun. Hatta Raşit de aynı şeyleri söylemek zorundayız. Yani Raşit'e nasıl güveneceğiz bilmiyorum ama. Hadi gidelim o zaman. Hatta bak hiç taksi falan beklemeyelim. Zaten taksi gelmiyor. Yine metro ile gidelim. Ay şu durumda bile bana laf sokuyorsun. İşin gücün benimle uğraşmak gerçekten. Uşak ben normal bir şekilde söylemiştim. Ya sen de amma abarttın ha. Aklın başına geldi mi Raşit? Bir daha rızkımızı atlara yem edecek misin? Susma konuş. Eğer bir daha yaparsam iki gözüm önüme aksın. Affedim. Bu sabah yıldızı için. Bu. Rüzgarın o
için. Bu Karatay. Bu da Aslan'ın kızı. Elveda benim dört ayaklı vefasız dostlarım. Vedalaşmadığın varsa bilahare onlarla da vedalaş Raşit. Bak bir daha at yarışı oynarsan o bültenleri tek tek yediririm sana Raşit. Evin yüzünü göremezsin, sıcak yatak hiç göremezsin. Yok afedim. Tövbe. Bitti. Sözümden de çıkmayacaksın. Aferin. Ay, ben de gideyim bari cilt bakım rutinimi bir yenileyim. Böyle senin yüzünden kaşımı çata çata böyle bak burada hep çizgilerim çıktı. Kaz ayaklarım çıktı. Yani gencecik kadınım yaşlandım sayende. Git sen bakımını yap afetim. Allah da beni bildiği gibi yapsın seni üzdüğüm için. Ulan Raşit, borç buldum parayı verdin. Kirayı da borca verince afet gene seni kapının önüne koyacak. Allah, nedir lan bu benim çektiğim be? Gitti para çıklar. Anneannem elleriyle poğaça yaptı. Sen de bir çay patlatırsın değil mi İso? Hem de en tavşan kanı olanından. Hep beraber yiyelim diyeceğim de bizim öfkeli aşıklar ortada yok. Belki dışarı çıkmışlardır. Belki de. Belki de uyuyakalmışlardır. Mutfağa desturla girmek lazım. Dikkat ederim. Mutfakta kimse yok. Nurşa abla. Nurşa abla. Allah Allah. İçeride de yoklar. Kahvaltı etmeye mi gittiler acaba? Hayır, bir küs bir barışık ne yaptıkları da belli değil ki. Dur ben Kenan abi arayayım. Telefon kapalı. Dur Nurşa ablayı arayayım. Aradığınız kişiye şu an... Nurşa ablanınki de kapalı. İso, sakın bunlar kaçırılmış olmasın. Ay Allah korusun. Ama ikisinin telefonu neden kapalı ki? Geldi ki. Ne kadar da güzel. Yerde kalmasın. Ne kadar güzel bir gül. Evet, ne kadar zarif görünüyor. Kapının önünde buldum. Birine çiçek geldi herhalde. Buketten düşmüş olmalı. Ben de kıyamadım bırakmaya. Ölüp gitmesin. Beyaz gülün anlamı da çok güzel. Masumiyet ve saflığın göstergesiymiş. Doğru öyleydi.
kadar da güzel durdu vazoda değil mi? Birkaç tane olsa daha da güzel olurdu belki. Olsun, böyle de güzel. Tek başına ama mutfağın havasını değiştirdi. Bana bakın, ben buradayım. Zerafetime, güzelliğime bakın diyor. Her şeye ne kadar farklı bakıyorsunuz. Size çok imreniyorum. Gerçekten de tek başına çok güzel görünüyor. Çok farklı bir insansınız. Ben Ali'ye bakayım. Geldin mi Hira? Ali seni beklerken uyuyakaldı. Olsun, ben yine de bakayım. Burada da gül var. Neler oluyor? Beyaz gülün anlamı da çok güzel. Masumiyet ve saflığın göstergesiymiş. Sen masumsun. Seni geri kazanabilmek için her şeyi, ama her şeyi yaparım. Gülümsemeni bir kerecik olsun görebilmek için gerekirse bütün dünyayı ayaklarına sererim. Bir yolunu mutlaka bulacağım. Kendimi sana affettireceğim. Şimdi anlaşıldı. Haber yok değil mi hala? Yok. Aradım az önce. Telefon kapalı. Bir kez daha ara. Hah, arıyor. Efendim Fatih. Abi neredesiniz ya? Kaç kere aradık? Ha, metrodaydık ya. Çekmemiştir. Bir şey mi oldu? Yok, bir şey olmadı da bir şey oldu mu diye korktuk. Bu saatte neredesiniz? Adliyeye gittik. Boşanma dilekçesini geri çektik. Fatih, neyse, bizim işimiz var şimdi. Ofise gelince konuşuruz, tamam mı? Bir dakika, bir dakika. Hangi dilekçeden bahsediyorsun sen abi? Ne ara aldınız verdiniz? Hiçbir şey anlamadım. Fatih'ciğim, işimiz var. Raşit'in yanına gitmemiz lazım. Gelince konuşuruz. Anlaştık mı? Tamam abi, tamam. Çok sevindim. Görüşürüz. Tamam, haydi görüşürüz. Resmen bilgi bombardımanına tuttun. Neyi şaşıracaklarını şaşırmışlardır şimdi. Doğru mu duydum ben? Boşanmaktan vazgeçmişler. Evet, dilekçeyi vermekten vazgeçmişler. Son çıkıştan dönmüşler. Buna da şükür. Vallahi neler oluyor haberimiz bile yok İso ya. Gelsinler konuşuruz. Ay çok mutlu oldum ya. Ay siz miydiniz? Kim gelmiş sultanım? Hayırdır? Niye bu saatte geldiniz? Ayağınız nefesi görmeye gelecekseniz okulda. Biliyoruz herhalde okulda olduğunu. Raşit'i görmeye geldik. Aa, ne oluyor be? Ev sahibine izinsiz içeri mi girilir? Hem haber vermiyorsunuz hem böyle izinsiz giriyorsunuz, baskın yapar gibi. Ay bir de okumuş yazmış insanlarsınız siz. Ay görgüsüzler siz. Lan ne oluyor sabahın köründe be? Beni mi özlediniz? Konuşmamız gerekiyor. İyi. Konuşalım bakalım. Neymiş karın ağrın? Otur. Nefesin velayeti hakkında konuşmaya geldim. Çünkü beklemediğimiz bir durum söz konusu.
Ya çektik ya davayı. Allah Allah, neymiş o beklenmedik durum? Ofisin tapusunu. Sana verdiğim için bir sıkıntı olabilir. Bana bak, vermem tapuyu mapuyu, o benim artık. Ay olmaz öyle şey tabii Raşit'cim. Katiyen olmaz. Sen kanma bunlara. Hiç kanar mıyım ya? Ben avarenin kafasında ne tilkiler dolanıyor bilmez miyim hiç? Birazcık sakin olur musunuz? Tapuyu geri istemiyoruz zaten. Ha. İyi tamam. Neymiş bakalım? Sosyal hizmetlerden geldiler. Velayeti geri çektiğini öğrenmişler. Nefes'in dosyasını inceleyecekler. Tapuyu niye sana verdiğimi falan sordular. Yani anlayacağınız şüpheli bir durum söz konusu. Bana ne bundan be? Bak tahmin ediyorum ki seninle de konuşacaklar. O yüzden bizim ağız birliği yapmamız lazım. Yapmamız lazım ki nefesi almak için bir sıkıntı daha çıkmasın. Yani Allah Allah. Sorarlarsa her şeyi söylerim yani. Yalan söyleyecek halim yok ya devletin memuruna. Raşit Efendi. Nefes söz konusu diyorum, sen beni anlamıyor musun? Ay anladık anladık da yani devletin memuruna da yalan söyleyecek halimiz yok. Ay biz öyle insanlar mıyız? Tabii ki değiliz. Allah Allah. Söz konusu torunum bile olsa fark etmez. Ha tapuyu da gösteririm. Bak orada duruyor. Ne güzel. Tablo gibi maşallah. O zaman daha açık konuşalım isterseniz. Ofisin tapusunu Nefes'in velayeti karşılığında aldığınız ortaya çıkarsa iş kamu davasına dönüşür. Böylelikle daha fazla davayla karşı karşıya kalırsınız. Ayrıca mallarınıza da tedbir koyarlar. Sonunda da ofisin tapusuna el koyarlar. Sen şunu bir daha anlat bakayım. Hira, bir şey mi oldu? Yok, bir şey olmadı Halis abla. Böyle şeylerle uğraşmak istemiyorum. Daha dün gibi her şey. Bazı yolların dönüş yok. Herkes anlasın artık bunu. Sakin olmalıyım. Ali için buradayım. Onun yanında olmalıyım. Başka hiçbir şey düşünmeyeceğim. Zor olacak. Çok zor.